Hepimizin favori tek kartlı bilgisayarı Raspberry Pi'in son modeli 4B 2019 yılında çıktı ve son 4 yıldır Raspberry Pi Derneği'nden yeni bir model hakkında herhangi bir haber, bilgi alamadık. Bu konuda benim fikrimi sorarsanız ki özellikle vurgulamak isterim bu videodakiler tamamen benim şahsi fikirlerim ve tahminlerime dayanıyor. Şirket içinde uzun zamandır Raspberry Pi 5'in tasarımı devam ediyor ve 2023 yılında yeni bir model duyurma ihtimalleri yüksek. Şu an için en büyük sıkıntı arz talepteki büyük dengesizlik sonucu dünya çapında yaşanan Raspberry Pi 4 stok sorunları. Nedense salgından sonra bu sorunlar bir türlü çözülemedi. Bence derneğin Raspberry Pi 5'i alelacele duyurmamasının bir sebebi de bu sorunların çözülmesini beklemeleri olabilir. Nihayetinde insanların eline geçmeyecekse yeni bir model duyurmanın anlamı yok. Peki varsayalım ki bu stok sorunları 2023'te tamamen çözüldü ve dernek yeni bir Raspberry Pi 5 modeliyle karşımıza çıktı. Ne gibi özellikler bekleyebiliriz? Yine tamamen kendi görüşlerime ve beklentilerime ve tahminlerime dayanarak bu soruyu yorumlamam gerekirse en acil iyileştirilmesi gereken kısım depolama diyebilirim. Piyasadaki rakip tek kartlı bilgisayar modellerine baktığımızda çoğunun yıllardır eMMC dediğimiz depolamaya sahip olduğunu görüyoruz. eMMC SD kartlara göre çok daha yüksek okuma, yazma ve erişim hızları vaat ettiği için sistem performansını en çok iyileştiren şey. Bana soracak olursanız Raspberry Pi 5 ya dahili eMMC depolamayla gelecek ya da kendi M.2 SSD'lerimizi takabilmemiz için bir M.2 UI'ye sahip olacak. Ek olarak bir SD kart yuvasını yine sunacaklarını düşünüyorum. Eğer eMMC yolunu tercih ederlerse 16, 32 ve 64 GB'lık eMMC varyasyonlarını bekleyebiliriz. Bir diğer sıkıntı da işlemcinin masaüstü kullanımı için yeteri kadar hızlı olmaması. Aradan geçen onca yılda gelişen teknolojinin ardından işlemci ve belleğin de güncelleneceğini düşünüyorum. İşlemci tedarikçisi olarak derneğin Broadcom'dan şaşmayacağını tahmin ediyorum. Önceki Raspberry Pi'lerde olduğu gibi ve muhtemelen bu sefer 2 GHz veya üzeri hızlarda yine 4 çekirdekli 64 bit mimariye sahip güncel bir ARM tabanlı işlemciyi kullanacaklar. Bu işlemciyle birlikte LPDDR5 teknolojisini kullanan bellek tercih edeceklerini düşünüyorum. Minimum bellek kapasitesinin ise 2'den 4 GB'a çıkarılacağı büyük bir ihtimal bence. Bu jenerasyonda 4, 8 ve 16 GB bellek içeren modeller görmemiz mümkün. Ağ konusuna gelirsek, Raspberry Pi'in 5. sürümünde kesinlikle Wi-Fi 6'yı destekleyeceğini düşünüyorum. Ayrıca Bluetooth 5.2'yi de desteklemesi büyük bir olasılık. Bu teknolojiler hem daha güvenli, hem daha yüksek menzil sunuyorlar, hem de yoğun sinyal parazitinin olduğu bölgelerde daha stabil bağlantılar elde etmenizi sağlıyorlar. Kablolu ağ noktasındaysa Gigabit Ethernet yuvasının korunacağını düşünüyorum. Bir başka konu da USB yuvaları. Yine 4 USB yuvası olacağını tahmin ediyorum fakat bunların tamamının USB 3.0 standardına yükseltileceğini düşünüyorum. HDMI görüntü yuvalarına gelirsek, kimsenin 2 mikro HDMI yuvasından memnun olmadığını düşünürsek bence tam bu HDMI yuvasına geri getirecekler ve sadece bir HDMI yuvası olacak büyük ihtimalle. Çünkü 2 HDMI yuvasını aynı anda kullanan çok niş bir kitle var. Ve tabii ki bu yuva HDMI 2.0B sürümde olacak ve varsayılan olarak 4K 60p görüntü çıkışı sağlayacak. Tüm bu gelişmiş özellikler ileri seviye hesaplama gücü gerektireceği için işlemcinin de daha iyi bir şekilde soğutulması gerekecek ve muhtemelen Raspberry Pi 5'in dahili heatsink, Türkçesiyle ısı dağıtıcıyla birlikte kutudan çıkacağını düşünüyorum. Derneğin opsiyonel olarak bu ısı dağıtıcısının üzerine takılabilecek sessiz bir fanı da aksesuar olarak satması yine büyük bir ihtimal, hatta harika olurdu. Güç girişi USB Tip-C yuva şeklinde olmaya devam edecek bence ancak güç gereksinimlerinin bir miktar daha artacağını düşünüyorum. Şu anki resmi Raspberry Pi 4B adaptörü 15 Watt güç desteğine sahip, bunun 20 Watt'a kadar çıktığına tanık olabiliriz. Tüm bu geliştirmeler Pi üzerinde daha gelişmiş yazılımlar çalıştırmamızı ve daha karmaşık projeler tasarlamamızı geliştirmemizi mümkün kılacağı gibi bizi onu bir masaüstü bilgisayar gibi kullanmamıza bir adım daha yaklaştırmış olacak. Evet arkadaşlar, benim Raspberry Pi 5 ile ilgili tahminlerim, öngörülerim bunlar. Umarım stok sorunları kısa süre içinde çözülür ve 2023'te Raspberry Pi 5'i görürüz. O zaman Sun Market'te bir başka videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.